Salam. Bugün dünyanın əsas mövzusu COVID-19 virusunun mutasiyaya uğramasıdır. Dünya tibbi işçiləri həyəcan içindədir. Yayılmaqda olan virusun yeni mutasiyası dünya gündəmindədir. Bu haqda daha ətraflı Türkiyə Operativ Qərargahının nümayəndəsi həkim professor Tevfik Özlü bizimlə Skype bağlantısındadır. Bu gərgin iş arasında bizə vaxt ayırdınız. Bunun üçün sizə xüsusi təşəkkür edirəm. Və ilk sualım olacaq ki, mutasiya uğrayan virusun təhlükəsi haqda bizə məlumat verərdiniz. Yəni, COVID-19 qədər təhlükəlidirmi? Bu aslında COVID-19'a nədən olan bir virus tabii ki, amma bu virüsdə bir mutasiyon meydana gəldi. Zaten sürekli mutasiyonlar oluşuyor aslında bakarsanız. Bunlar RNA virüsü ve RNA virüsleri sürekli mutasyon geçirirler. Bugüne kadar çok sayıda mutasyonla ilgili tespitler oldu ama bunların virüsün davranışı üzerinde bir etki oluşturduğu gözlenmemişti. Bunun farkı bu mutasyonun virüsün daha kolay bulaşmasına yardımcı olması. Yani virüsün yayılma hızını artıracağı yönündeki gözlemler. Çünkü hem laboratuvar çalışmalarında bu tespit edildi hem de toplumda bu virüste hasta olan kişilerin daha fazla virüsü yaydığı, daha hızlı yayıldığı görüldü. Tabii bu endişelere neden oldu. Çünkü zaten şu anda dünya bu virüste başa çıkmakta zorluk çekiyor. Bir türlü bunun bulaşmasını, yayılmasını engelleyemedik. Bütün tedbirlere, kısıtlamalara rağmen. Şimdi bu yeni varyant eğer daha hızlı ve kolay yayılıyor ise ki böyle kanıtlar, o zaman bununla başa çıkmak daha zor olacak demektir. Bizi daha zor günler bekliyor demektir. O bakımdan hem İngiltere'de hükümet bu konuda telaşlandı. Bazı tedbirler, kısıtlamalar getirdi. Hem de diğer dünya ülkeleri İngiltere ile uçuşları kısıtladılar, yasakladılar. Tabii şimdi izliyoruz. Yakından süreci gözlememiz lazım. Nasıl bir yöne doğru gideceğimizi tam olarak, net olarak bilmiyoruz. Tabii burada esas olan şey virüsün bulaştırıcılık hızının artmış olması yanında hastalandırma potansiyelinin ya da ölümcüllük oranının değişip değişmediği, bunları bilmiyoruz henüz. Eğer virüs daha hızlı bulaşırken daha fazla hasta eder hale gelirse ya da daha ölümcül bir hale gelirse tabii o zaman çok daha kötü bir duruma gidebiliriz. Ama eğer bulaştırıcılığı yanında hastalandırma potansiyeli azalmışsa ya da ölümcüllük oranı azalmışsa bulaşma hızının artması tek başına bir tehdit oluşturmayacaktır. Bunu zaman içinde hep birlikte göreceğiz. Şu anda çok yeni, henüz daha yeni bir sürecin içindeyiz. Hatırlarsanız geçen yılda bu Ocak ayına yeni bir virüsle girmiştik, COVID-19 virüsüyle. Bu senede dünya tam bu 2020'yi geride bırakırken, 2021'e umutla girmek isterken böyle bir haberle sarsıldı. Hiç kimse tekrar 2020'yi yeniden yaşamak istemiyor. O zorlukları geride bırakmak istiyor. Bakımdan hepimiz, bütün dünya nefesimizi tuttuk. Bunu izliyoruz. Umarım kötü senaryo gerçekleşmez ve süreç kontrolden çıkmaz. Tevfik Bey, bu vəziyyətdə şərtlər necə olacaq qorunmaq üçün? Yəni, eyni COVID-19 pandemiyasında qorunduğumuz kimi qorunacaq, yoxsa yeni bir qorunma şərtləri daxil olacaq bura? Aynı, yəni farklı deyil. Burada da asıl olan şey şu anda bulaşmayı önləyəcək tedbirlər. Virüsün bizə bulaşmasını və bizdən də başqalarına bulaşmasını əngəlləməmiz lazım. Onun için en iyi yapılması gereken şeyler olabildiğince, mümkün olduğu kadar evde kalmak, dışarıda bulunmamak. Yani evler güvenli, dışarısı güvenli değil şu anda. Tabii lüzum halinde, ihtiyaç için, iş için dışarı çıkabilirsiniz ama keyif için, eğlenmek için, gezip tozmak için, vakit geçirmek için dışarıya çıkmamak lazım. Herkes kendi evinde oturmalı ve kendi hane halkıyla birlikte olmalı. Eve de misafir kabul etmemeli. Yani en güvenli olan bu. Bu ara eş, dost, konu, komşu, hısım, akraba ile bir araya gelmek güvenli değil. Herkes kendi evinde, kendi hane halkıyla vakit geçirmeli.
Dışarıya çıkarsak da mutlaka diğer insanlarla mesafeyi korumalıyız. Fizik mesafeyi, 2 metre mesafeyi korumalıyız. Ve mutlaka maskemizi usulüne uygun olarak takmalıyız. El hijyene, temizliğe dikkat etmeliyiz. Kalabalık mekanlara, havasız yerlere girmemeliyiz mümkün olduğu kadar. Bu tedbirlere dikkat edersek bu virüsün bulaştırıcılığı ne kadar artmış olursa olsun yine bize bulaşmayacaktır. Yani korunmak mümkün. Yeter ki tedbirlere, tavsiyelere uyalım, dikkatli olalım. Bir de Tevfik Bey, vaksinle bağlı istərdim. Bilirsiniz ki, bugün həm də vaksin çox böyük gündəmi zəbt edir. Yəni artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarının, eyni zamanda Çinin və Almaniyanın vaksinlərindən söhbət gedir. Və bildiyim qədərilə artıq bir çox böyük dövlətlərdə yəni vaksinasiya başlanılır. Digər ölkələrdə isə vaksinasiyanı almaqla bağlı, hansı ölkənin vaksinasiyası alınacaq, bununla bağlı söhbətlər gedir. Mutasiyaya uğranmış, yəni bu virus yeni növdür, belə deyək. Vaksin eyni mi olacaq? COVID-19'un vaksini ilə eyni mi olacaq? Yok, hayır. Bu konuda düşüncemiz şu, bu oluşan değişiklik, mutasyon aşıyla ilgili bir fark yaratmayacak. Anladığımız kadarıyla, şu anda bildiğimiz kadarıyla aynı aşılama devam edecek. Aşı programında bir değişiklik yok ve aşının etkisi devam edecek. Böyle gözüküyor. Henüz daha oluşan değişiklik aşının etkisini yok edecek veya aşının etkisinden virüsü kurtaracak şekilde büyük bir değişiklik değil. O bakımdan bu programda, aşılama programında bir değişiklik öngörülmüyor ve zaten aşılara devam ediliyor. Kaldı ki aşıyı etkisiz bırakacak bir değişiklik olursa bile bu da önemli değil. Çünkü çok kısa sürede yine aşıda bir modifikasyon yapılarak yeni virüse karşı aşılar hemen değiştirilebilir. Yeni aşı üretimi çok daha kolay olacaktır. Dolayısıyla aşı konusunda tereddüde mahal yok. Aşılamaları bir an önce yapmamız lazım. Eğer kısa sürede aşılamaları yaparsak ve biraz önce konuştuğumuz bulaşmayı engelleyici tedbirlere uyarsak bu mutasyonlar da oluşmayacaktır. Hepimiz bir nefes alıp rahat edeceğiz. İnşallah önümüzdeki yıl yaza doğru bu pandeminin kontrolünü dünyaca sağlarız diye umut ediyoruz tabii. İnşallah. Mutasyon virüsün yani bir ismi var mı? Yani adı var mı? Ya bu konuda bazı teklifler var, bazı isimlendirmeler var ama bunlar hani henüz daha üzerinde kabul edilmiş şeyler değil. Ama genel olarak bakıldığında bu virüste COVID-19'a neden olan SARS-CoV-2 dediğimiz bir virüs. Ama onun bir varyantı bu. Yani bir değişik mutasyon geçirmiş bir şekilde. Aydındır. Tevfik, teşekkür ederim size bize bağlandığınız için. Uğurlar. İnşallah ki sağlam bir dönem gelsin. Yani sağlam bir nefes alaq, mesafeler aradan kalsın. Çünkü bilirik ki artık texnologiya onsuz da o kadar mesafe salmıştı insanların arasında. Bir de bir virus çıkınca yani insanlar doğrudan da birbirinden aralı kaldı. Ben teşekkür ederim size. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Qeyd edim ki, bizimle Skype bağlantısında Türkiye Operativ Qərargahının nümayəndəsi həkim Profesör Tevfik Özlü idi və virusun mutasiya uğraması bugün dünya gündəmindədir və bununla bağlı ən son məsləhətləri bizə verdi və ən son məlumatları bölüşdü. Təşəkkür edirəm, sağ olun, salamat qalın, diqqətli olun, sağlığınızı qoruyun və gözünüz realın efrində olsun.